Evet, kıymetli şifan kapısı programı izleyenlerimiz şu anda hastanemizde bulunan misafirlerimize, röportajlarımıza devam ediyoruz. Ben öncelikle geçmiş olsun diyorum efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, bugün mide rahatsızlıklarını işliyoruz. Bugüne kadar herhangi bir midenizde rahatsızlık oluştu mu? Yok, herhangi bir rahatsızlığım oluşmadı. Peki, oluşmaması için nelere dikkat ettiniz? Vallahi önce yediklerime tabii ki Evet. de kesinlikle. Onun dışında Neler tüketiyorsunuz mesela kendinize dikkat etmek için? en az 2 litre su. Çok Zaten güzel. şu an hamileyim. Onun için hatta 2,5-3 litreye yakın su tüketiyorum. Onun dışında zararlı yiyeceklerden de kaçınıyoruz tabii ki. Mutlaka sigara tüketmiyorsunuzdur. Kesinlikle. Sigara, alkol yok. Yok. Çok güzel. Aynen öyle. Peki, siz sağlıklı bireylerden birisisiniz. Peki, şu anda hamileliğinizden dolayı geldiğinizi belirttiniz. Hastane hizmetlerini nasıl buluyorsunuz? Neden burayı tercih ettiniz? Neden buraya tercih ettim? Öncelikle evime yakındı. Çok araştırdım. Evime yakın en iyi hastane olarak burayı uygun buldum. Nurcan Hanım'ı da çok araştırdım. Nurcan Hanım'a geliyorum. 38 haftadır. Peki, geçmiş olsun Teşekkür diyorum ederim, efendim. sağ olun. Peki, tavsiye eder misiniz hastaneye? Ederim. Neyin edersiniz? Mesela hijyen mi, Hijyeni temizlik, özellikle güler yüz güler tercihlerden yüzlü mi? ve doktorlarının içtenliği. Evet efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, bugüne kadar hiç mide rahatsızlığı yaşadınız mı? Midemde herhangi bir gibi rahatsızlık yok. Ülser gibi, hazımsızlık gibi ama tabii çok fazla yağlı, hamur işi gibi şeyler fazla kaçırdığım zaman tabii ki şişkinlik oluyor. Yaşımız itibariyle hazımsızlık biraz oluyor ama bunun dışında dikkat ettiğim zaman elhamdülillah yok. Demek ki yediklerimize dikkat etmemiz Tabii, tabii gerekiyor, ben değil çok mi? dikkat ediyorum. Tabii. Ben çok dikkat ediyorum yediğime, içtiğime kesinlikle ben paketli gıda, katkılı kesinlikle tüketmemeye çalışıyorum. Gazlı içecekleri kesinlikle tüketmiyorum. Bol süt içmeye çalışıyorum ve sebze ve meyve ağırlıklı Besleniyorsunuz. besleniyorum ve bunun karşılığını da alıyorum. Siz bedeninize ne kadar dikkat ederseniz o da size o kadar bakar. Evet. Ben bunu güdüyorum yani ve de bunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle katkılı gıda yemesinler. Hanımefendi, ne kadar güzel söyledi. Siz bedeninize nasıl Evet. davranırsanız Evet. size de Siz kendiniz. bedeninize ne kadar bakarsanız o da size o kadar iyi bakar. Evet, çok Evet. güzeldir. Peki, neden bu hastaneye geldiniz? Tercihiniz neden burası oldu? Ben Avrasya'yı ilk defa tanışıyorum. Kızımdan sebep birlikte gelip gidiyoruz kontrollerine. Memnunum açıkçası yani benim Gazi Osman Paşa'da oturuyorum ben. Gazi Osman Paşa'da da var. Tercih edeceğim şimdiden sonra Avrasya'yı beğeniyorum yani özellikle bunu çok beğenmemin sebebi de Nurcan Hanım. Gerçekten içtenliği ve samimiyeti çok hoşumuza gitti. Yani O yüzden o geldiniz. yüzden, o yüzden bir de temizlik benim için temizlik Evet, hijyen çok önemli. hijyen çok önemli. Evet, saygı, hastalara karşı olan tutumları çok önemli. Efendim, geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Evet, şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz ve konumuz mide rahatsızlıkları. Bugüne kadar hiç mide rahatsızlığı yaşadınız mı? Kendinize nasıl dikkat ettiniz? Mide rahatsızlığı yaşamadım. Evet. Yani mümkün olduğu kadar doğal besleniyorum. Neler tüketiyorsunuz? Tüketiyoruz derken yani günlük almam gereken şeyler mesela sabah kahvaltısında özellikle yumurta ve peyniri muhakkak Çok sebze yemeye dikkat ediyoruz. güzel. Suyu Yani, su. su 1,5 litre su içiyorum. Çok güzel. Güzel. Burada mutlaka sigara ve alkolden Yok. uzak Hayır. Evet. duruyorsunuzdur. O yüzden de siz bedeninize ne verirseniz bedeniniz Evet, de size onun yani şu ana karşılığını kadar bir verir. ciddi rahatsızlığımız olmadı. Abimiz rahatsız, şu anda dedem bir de. Geçmiş olsun. Neden peki tedavi için bu hastaneyi tercih ettiniz? Doktor hanımı zaten ben çabadan emekliyim. Evet. İstanbul Üniversitesi'nden. Oradan hocamızı tanıyorum zaten. İyi bir doktor olduğunu biliyorum. Fatma Hanım'ı. Evet, Sayın Fatma. O yüzden geldik. O yüzden tercihiniz burası Evet. oldu. Sizi sadece doktor hanımı buraya çekti yoksa buranın hizmetleri, Tabii başka tavsiyeleri? bölümlerde de tedavi olan yakınlarımız oldu. Biz hastaneden memnunuz. Efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, bugün konumuz mide Evet. rahatsızlıkları, mide ülseri, midedeki şikayetler. Bugüne kadar hiç yaşadınız mı mide rahatsızlığı? Benim midemde reflü var. Evet.
bayağı bir sıkıntı yani. Neler yaşıyorsunuz bu hastalık karşısında? Yani işte iştahsızlık yapıyor. Ağzıma acı acı sular geliyor. Ne bileyim böyle ağrı da değil, böyle bir tuhaf bir his. Hani yediklerim sanki şuramda duruyor gibi. O tarz şeyler. Şu anda bulunduğumuz hastane Avrasya Hastanesi. Neden burayı tercih ettiniz? Tercih etmenizdeki amaç ne? Benim eşim rahatsız, az önce röportaj yaptınız. Doktorumuz çok iyi, Fatma Şen. Süper bir doktor. Çok memnun kaldık. Hastanenin hizmetinden de memnunuz. O yüzden. Hastanenin hizmetlerinden memnun kaldığınız için burayı tercih ettiniz. Memnunuz. Doktorumuz çok iyi. Tabii, doktorumuz kesinlikle. Doktor, hekim çok önemli. Herkese tavsiye ederim yani Fatma Hanım'a. Hastaneye evet, Fatma Şer. Ederim. Peki, ederim. Hastaneye girdiğiniz zaman sizi böyle bir temiz bir ortam karşılıyor. Temiz bir ortamdan önemli güler yüz. Evet. O çok önemli. Hastalar için de bu çok önemli. Büyük bir moral oluyor mesela. Hemşirelerimiz çok tatlı, çok iyiler. Hangi hastalık olursa olsun güler yüz, aynen. Saygı, aynen. Sevgi. Aynen öyle, aynen öyle. Bizi motive ediyor. Aynen öyle, yani bir nevi ilaç. Evet. Bu bir nevi ilaç. Aynen öyle. Ay ne kadar güzel söyledi evet. Hanımefendi az önce. Evet. Moralsiz evet. Geliyor ama moralle gidiyor. Aynen, eşim öyle. Buraya geldiği zaman çok büyük bir moralle gidiyor. Doktorunu çok seviyor. O yüzden... Yani, en büyük şifası da doktor. Diyorsunuz. Doktorumuzun aynen. Vermiş olduğu ilgi. Aynen öyle. Doktorumuzun güler yüzü, moral vermesi, her şeyinden doktorumuz çok süper. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bugün konumuz mide rahatsızlıkları. Mide bugüne kadar hiç mide rahatsızlığı yaşadınız mı? Yok, çok şükür. Çok güzel. O şeyim yok. Nasıl korudunuz kendinizi? Vallahi 82 yaşı, 81 yaşındayım. Maşallah. Midemden hiçbir şey sorunum yok. Ben çok acı yediğim için biber çok yerim, ben Antepliyim. Hani o yüzden hani midem taş gibi. Oo maşallah. Kendinizi iyi korumuşsunuz. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ güzel. Hastanemiz hastaneye çok geçin çok yani. Geliyorum ben buraya hastaneye. Çok benim hanımım da gelirdi burada yattı. Evet. Hastane, memnunum yani hastaneden. Neden burayı tercih ediyorsunuz? Vallahi doktorları çok güzel. Evet. Çok güzel karşılıyorlar bizi, güler yüz. O yüzden. Sonra memnunum da yani verdikleri şikayetlerim, tedavilerim hani sonuçlanıyor. O yüzden. Tercihiniz Avrasya. Evet, evet, evet. Tavsiye eder misiniz? Tabii, muhakkak, muhakkak. Tavsiye ediyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkürler. Evet, bugün konumuz mide rahatsızlıkları, mide ünseri. Bugüne kadar hiç yaşadınız mı yaşadık. Mide rahatsızlığı? Yaşadık. Bugüne kadar ben hemen hemen 13-14 sene önce buramda bir ağrı vardı. Bütün oradaki doktorlara gittim ben. Hiçbir sonuç vermediler. Dediler ki bana sen benden sağlamsın git, sende bir şey yok. Bir gün sabah ben Ayşegül Hanım'a toparladım, geldim tahlilleri. O direkt dedi ki bana bak herkes senin midende sorun dedi. Sayın Ayşegül Navdar, iç hastalıkları evet. Doktorum. Evet. Ondan sonra gerçekten de midemde yara varmış. Migren var bende. Migren için kullandığım ilaçlar mideye yara açmış. O yüzden ondan sonra ailece, sülalece biz Ayşegül Hanım'dan başka hiçbir doktora gitmeyiz. Bülent Bey, Ayşegül Hanım. Ondan sonra burada sayılı doktorlar var. O yüzden başka hiçbir hastaneye gitmeyiz. Herkese de onu tavsiye ederiz. Peki. Kendinizi nasıl korudunuz hastalıktan, mide hastalığından? İlaçların yanında neler yaptınız? İlaçların yanında işte dikkat ettik, perhizimizi yaptık. Evet. Ondan sonra o şekilde Allah'a şükür kurtulduk. Peki efendim, şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet. Peki tercihiniz neden yıllardır Avrasya Hastanesi oluyor? Sizi buraya getiren nedir? Çünkü doktorlarımız çok başarılı. Ondan sonra başka yere de gitsek hiç orada bir sonuç alamıyoruz, buraya geliyoruz. Genelde Ayşegül Hanım, Bülent Bey, ondan sonra Türkan Hanım, ta aklıma gelmiyor şu an saysam. Hizmetlerinin neyini beğeniyorsunuz? Her şeyi çok güzel. Gece de buradayız, biz gündüz de çok yakın oturuyoruz. Evet. Gece de bir şey olsa acile buraya geliyoruz, gündüz de buradayız.
Bütün ailece, sülale, biraz da kalabalığız. Hepimiz buradayız. Artı bir de biz Kastamonluyuz. Memleketten gelenleri de buraya getiriyoruz. Sizin de rahatsızlığınız var? Benim de tansiyon var. Evet. Şeker var. Hepsi. Midede var mı bir rahatsızlık? Midemde. Midemde bakılacak. Çarpıntım falan var. Evet. Ayşegül'e işte doktorumuz. Memnunuyuz onlardan. Peki, mide rahatsızlığım var dediniz. Mide rahatsızlığınızı nasıl iyileştirmeye çalışıyorsunuz? Kendinize nasıl dikkat ediyorsunuz? Ufak ufak ünser başlangıcı var dedi, yara evet, var dedi. Evet, var ilaçlarıma dedi. Dikkat ettim. Evet. Yemem içmeme dikkat ettim. İyi şu an. Şu an iyi. Şu an iyi. Peki, neden burayı tercih ediyorsunuz peki? Doktorlarım çok iyi. İlgileniyor. Bakıyorlar. Onun için memnun kaldığımız için buraya geliyoruz. Yani güler yüzü bir güler yüzü çok burada. Çok memnunuyuz. Efendim geçmiş olsun. Sağ olasın. Çok sizi tanıyabilir miyim? İsmim Vefa Karataş. 25 yıldır mide rahatsızlığım var. Bir kere ülser olmuştu. Antibiyotik kullandım. Şu devamlı gene bir mide ilacı sabah alıyorum. Şu an iyi. Birkaç kere endoskopi oldum. Öyle bir üniversite hastanesinde. Öyle şu anda öyle devam ediyorum, öyle idare ediyorum. Kendinizi nasıl koruyorsunuz, beslenmenize dikkat ediyor musunuz? Yani yağlı, tuzlu, mideye zararlı gelecek zor, midenin eriteceği zor şeylerden kaçınıyorum. Yemiyorsunuz. Aynen, asitli, tuzlu, onlardan kaçınıyorum o kadar. Peki, tabii mide rahatsızlıklarında stres de, moral bozukluğu da çok önemli. Aynen, aynen. Onlar sinirlendiğim anda hemen belli ediyor. Hemen mide bağırsaklarda belli ediyor. Öyle yani. Peki, şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Neden burayı tercih ettiniz? Ya ben mide için gelmedim. Bir akrabam kalp ameliyatı, kardiyoloji. Birkaç yere gösterdik. Onlar pek olumlu bakmadı. Sağ olasın. Esat Hoca ameliyat etti. Ve iyi iyi. Bugün şimdi odaya alıyor. Dün ameliyat etti. Bugün odaya alıyorlar. Çok riskliydi. Evet. Çoğu hastane korktu. Yapmayacağız dediler. Kalpte büyüme var. Korktular ama Esat Hoca sağ olasın. Halletti bir şey. Efendim geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız, tanıyabilir miyiz? Filiz Baytok. 51 yaşındayım. Ha, çalışıyorum. Bir hastanede çalışıyorum. Peki efendim. Bugün mide rahatsızlıklarında mide ülserinden bahsediyoruz. Bugüne kadar hiç yaşadınız mı mide rahatsızlığı? Sıkıntılarım oldu. Endoskopi yaptırdım birkaç kere ara ara. Ondan sonra endoskopinin sonucuna göre de koruyucu işte ilaçlar kullandım. Biraz rahatladım. Daha sonra tekrar yani diyetlerle de bir şekilde kendini buluyor mide. Peki diyet dediniz. Kendinize nasıl bir diyet uyguladınız? Nasıl korudunuz midenizi? Yeme saatlerimi değiştirdim. Evet. Birazcık da düzenli bir şekilde koruyarak çiğ yememeye çalıştım bir zaman içerisinde ama sonra düzeldim. İyi oldum, geçti. Gitti. Geçmiş olsun. Peki neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Tercih etmenizdeki amaç neydi? Çok sevdiğim doktor arkadaşlarımız var bizim burada. Onlarla beraber hem onları görmek hem de işlem de çok iyiydi. Kardiyoloji özellikle çok iyi. Anjiyo yapıldı ablamın. Ben memnunum. Kendime de burada yaptırdım. Ablam için de buraya geldim. Bugün buraya geliş amacımız kardeşim kontrol amaçlı geldi. Hastanede çok güzel. Çok hoşuma gitti. Çok güzel. Doktorları da çok güzel. Hemşireleri de çok güzel. Hizmeti çok güzel. Memnunum yani. Çok güzel. Hizmetten evet. Evet. Çok çok güzel. Çok güzel. Hepsi. Evet. Çok güzel. Valla bacaklarımda biraz rahatsızlık var. Onun, o yüzden buraya geldik. Ve neden burayı tercih ettiniz? Vallahi doktor amaçlı buraya geldik. Doktoru çok beğendik. Onun üzerine de buraya tavsiye üzerine geldik. Tavsiye üzerine geldik. Memnun kaldınız mı? Doktorlarımız çok iyi. Memnunuz. Güler yüzlü. Yani sorularımıza çok güzel cevaplar alabiliyoruz. Gayet memnunuz.